Medya Haber'den merhaba. Yeni bir medya manşet programı ile karşınızdayız. Gündemimiz yine yoğun. Özellikle ABD'de ortaya çıkan Fincan belgeleri ve bunun AKP'ye yansıyan yolsuzlukları gündemimizden biri olacak. Gazeteci Sait Sefa ile konuşacağız. Diğer taraftan Avrupa'daki MİT örgütlenmesi giderek daha belirgin hale geliyor ve Avrupalılar da tehdit etmeye başlıyor. Bunu da Avukat Mehmet Kılıç ile konuşacağız. Medya manşet başlıyor. Evet, medya manşet başlıyor dedik. Haftanın manşetleriyle başlıyoruz. Her hafta arkadaşlarımızın sizler için derlediği haftanın manşetlerini birlikte izleyelim. Evrensel Gazetesi 20 Eylül günü sarayın emriyle kurulan Propaganda ve Algı Yönetimi Kurumu'nu Propaganda Başkanlığı çaktırmadan kuruldu sözleriyle manşetine taşıdı. Yeni Yaşam Gazetesi 20 Eylül günü Kürt bilgesi Musa Anter'in katledilişinin 28. yılını sürmanşetinden okuyucuya duyururken, manşetindense gençlik korkusu başlığıyla HDP gençliğine dönük kaçırma ve tehdit saldırılarını gördü. Yeni Özgür Politika Gazetesi 21 Eylül günü Avrupa'daki MİT faaliyetlerini ve Erdoğan'ın çeteler üzerinden Almanya'yı tehdit etmesini Merkel'e dayış sopası başlığıyla manşetine taşıdı. AP Musa'nın katledilmesinin 28. yılında yapılan anmaları 21 Eylül günü manşetinden gören Yeni Yaşam Gazetesi, sürmanşetinde ise Afyon'da ırkçı bir saldırıyla katledilen Özkan Tokay'ın bir yakınıyla yapılan söyleşiyi öne çıkardı. Cumhuriyet Gazetesi 22 Eylül günü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mali fon ağının ortaya çıkardığı Türkiye'ye dönük trilyon doları bulan şüpheli fonlarla Reza Zarrab'ın Erdoğan başta olmak üzere Türk devleti yetkililerine verdiği rüşvetlere dönük bilgi ve belgeleri Finsen belgeleri sızdığı başlığıyla manşete taşıdı. 22 Eylül günü YBŞ komutanlarından Dijwar Fakir ile yapılan söyleşiyi KDP fitnesi başlığıyla manşete çıkaran Yeni Özgür Politika Gazetesi, KDP ile Türk MİT'inin provokasyon yaratarak Ezidilerin topraklarına dönmesini engellemek istediğini yazdı. Yeni Yaşam Gazetesi 22 Eylül günü iki Kürt köylüsüne yapılan işkencelerle helikopterden atılmalarına ilişkin belgeleri yayınladı. Haberde helikopterden atılan Osman Şiban'la Servet Turgut adlı köylülerin yakınlarının anlatımlarına da yer verildi. Bir Gün Gazetesi 23 Eylül günü Türk Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim sisteminin daha eğitimin başlatıldığı ilk gün çökmesini "Sistem çöktü, bakan mutlu" sözleriyle manşetinden gördü. Amerika'da açığa çıkan Finsen dosyalarındaki rüşvet ağını 23 Eylül günü bir kez daha manşetine taşıyan Cumhuriyet Gazetesi, bu kez Berat Albayrak başta olmak üzere diğer hükümet yetkililerinin yaptığı yolsuzlukları okuyucuya aktardı. Alman yargısının Kürt siyasetçilerine dönük uyduruk delillerle icat ettiği suçları 23 Eylül günü manşetine taşıyan Yeni Özgür Politika Gazetesi, haberini Yılmaz Ağacı'nın hangi gerekçelerle yakalandığına dair bilgi ve belgelerle birlikte okuyucuya aktardı. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronay Gazetesi 23 Eylül günü sayısında Mazlum Abdi'nin ulusal birlik yönündeki çabalarını birliğe doğru sözleriyle manşetinden gördü. Yeni Yaşam Gazetesi helikopterden atılan iki Kürt köylüsüne ilişkin Van valisinin yaptığı açıklamayı 23 Eylül günü sayısında "Valilik gerçeği kayalıktan attı" sözleriyle bir kez daha manşetine taşıdı. 15 günde bir yayınlanan Özgür Gelecek Gazetesi'nin 23 Eylül günlü 221. sayısının manşetinde Türk Tabipler Birliği'ne dönük saldırılara ilişkin haber ve gelişmelere yer verildi. Gazete gelişmeleri yorumladığı haberine "Türk Tabipler Birliği'ni değil pandemiyi durdurun" başlığını attı. 24 Eylül günü IŞİD katliam örgütlerken devlet adım adım izlemiş sözlerini manşetine taşıyan Evrensel Gazetesi, IŞİD Antep emiri olarak bilinen çetebaşı Yunus Durmaz'ın Türk devleti tarafından bilindiği halde yakalanmadığını öne çıkardı. Almanya'nın Kuzey Renfestvalya eyaletinde yapılan yerel seçimleri 24 Eylül günü manşetinden gören Yeni Özgür Politika Gazetesi, Kürtlerin sandığa ilgi göstermediğini, bununsa sonuçları olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Yeni Yaşam Gazetesi 24 Eylül günlü sayısında mevsimlik tarım işçileriyle 3 gün geçirip izlenimlerini yazan Reyhan Hacıoğlu'nun özel haberini sürmanşetten verirken, helikopterden atılan köylülerin helikoptere sağlam bindirildiğine tanıklık eden kişinin anlatımlarını ise manşetten verdi. Ermenice ve Kürtçe yayınlanan haftalık Agos gazetesi 25 Eylül tarihli 1264. sayısında Hrant Dink Vakfı'nın her yıl yayınladığı Medyada Nefret Söylemi raporunu "Nefret Söylemi Zehirliyor" başlığıyla manşetine taşıdı. Bir Gün Gazetesi 25 Eylül günü ABD'li şirketlere ödeme yapılmadığı için ilaç ve aşı krizinin kapıda olduğuna ilişkin haberini manşetten verdi. Haberde ABD'li elçinin Türk devletinin ödeme yapmaması nedeniyle sevkiyatın durabileceği uyarısına da yer verdi.
Evrensel Gazetesi'nin 25 Eylül günlü sayısında Kürtçe Mevlid okuduğu gerekçesiyle hapse atılan ve hastalığına rağmen serbest bırakılmadığından hapishanede yaşamını itiraf 76 yaşındaki Ali Boçnak'a ilişkin haberi sürmanşetten verdi. Gazetenin manşetinde ise tarlalarının ortasına kurulan biyogaz enerji santraline karşı direndikleri için jandarma saldırısına maruz kalan köylülerin mallarının Cumhurbaşkanlığı kararıyla kamulaştırılması haberi yer aldı. 25 Eylül günlü haftalık Atılım gazetesinin sürmanşetinde helikopterden atılan iki Kürt köylüsüne ilişkin gelişmeler yer alırken, manşetinde yer verilen faşizme karşı bir adım öne çağrısıyla faşist AKP-MHP iktidarına karşı birleşme dışında bir seçeneğin olmadığı vurgusu öne çıktı. Yeni Özgür Politika gazetesi Türk MİT'inin Avusturya'daki Kürt siyasetçi Berivan Aslan'a dönük suikast girişimini 25 Eylül günü manşetine taşıdı. Gazete MİT ajanı itiraf ettiği başlığıyla okuyucuya aktardığı haberde Aslan'ın konuyla ilgili görüşlerine de yer verdi. Kürtçe Mevlid okuduğu için hapsedildikten sonra 76 yaşındayken hapishanede yaşamını yitiren Ali Boçnak'a ilişkin haberi 25 Eylül günü manşetine taşıyan Yeni Yaşam gazetesi gelişmeleri "Bu bir cinayettir" başlığıyla okuyucuya duyurdu. Kürtçe yayınlanan Habun gazetesinin 21. sayısını manşetinde helikopterden atılan iki köylüye dönük işkenceler, barbarlık, rapor ve işkencelerle doğrulandı sözleriyle yer alırken, HDP'li siyasetçilere dönük soykırım operasyonları ise "Tepkiler her geçen gün artıyor" başlığıyla alt manşetten verildi. 26 Eylül günlü gazetelerin manşetlerinde HDP'ye dönük soykırım saldırıları vardı. Evrensel Gazetesi 82 Kürt siyasetçiye dönük yakalama kararıyla aralarında Ayhan Bilgen ve Sırrı Süreyya Önder'in de olduğu birçok HDP'liye dönük gözaltıları "Siyaset yapma hakkına operasyon" başlığıyla okuyucuya duyurdu. Yeni Özgür Politika gazetesi HDP'li siyasetçilere dönük saldırılara gerekçe edilen Kobane savunmasına destek eylemlerini hatırlattığı haberinde "Kobane kabusları oldu" sözlerini manşete çıkardı. Manşetine gözaltına alınan siyasetçilerin dik yürüyüşlerinin fotoğraflarını da ekleyen Yeni Yaşam gazetesinin haberinde HDP'nin tepkisini "baş eğmeyeceğiz" sözleriyle öne çıkardı. Bir Gün gazetesi HDP'ye dönük saldırıları sıkışan iktidar çözümü yine muhalefete baskıda buldu spotuyla birlikte kullandı. Manşetinde ise 6 yıllık dosyadan HDP operasyonu başlığını kullandı. Havuz gazetelerinin tutumu yine değişmedi. Ülkedeki hukuksuzlukları, faşizan saldırıları görmeyen Erdoğan basını manşetlerinde devletin ekmeğine yağ sürüp ırkçılık ve faşizm üretti. Haftan manşetlerine birlikte baktık. Sıradaki haberimiz Amerika'da ortaya çıkan belgelerle ilgili. Mali Suçları Araştırma Ağı, FinCEN diye geçiyor. Bu belgelerden de açığa çıkıyor ki Zarrab'ın en büyük ortağı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak. Konuyla ilgili haberi izleyelim. Hemen ardından bu meseleyi konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mali suçları araştırma ağı FinCEN tarafından oluşturulan 2500'ü aşkın dökümana ulaşan, dünyanın dört bir yanından araştırmacı gazetecileri bünyesinde barındıran Gazeteciler Konsorsiyumu, ele geçirdiği belgelerin ayrıntılı teknik incelemesi sonrasında büyük bankaların ifşa olmasını istemeyeceği bilgilere erişmeyi başardı. FinCEN'in belgeleri üzerinde yapılan inceleme, Erdoğan ve damadıyla bakanlarının Reza Zarrab'la geliştirdikleri mali ilişkiler üzerinden gerçekleştirdikleri büyük rüşvet ve yolsuzluk ağının da görünür olmasını sağladı. Bu gelişmeyle eş zamanlı kara para aklama nedeniyle ABD'de yargılanarak hapis cezasına çarptırılan Reza Zarrab'ın kuryeliğini yapan Adem Karahan da Amerikan basınına açıklamalarda bulundu. Karahan açıklamalarında kara para aklamayla ilgili Zarrab'ın kendisine "korkacak bir şey yok, Türk hükümeti de bu işin içinde" dediğini itiraf etti. Karahan'ın itiraflarında Zarrab'ın yaklaşık 20 milyar dolarlık bir para trafiğini kontrol ettiği ve kara para aklama işinden aldığı %8'lik komisyonun yarısını aralarında Erdoğan ve bakanlarının da bulunduğu Türk devletini yöneten kişilere verdiği bilgileri de yer aldı. Rıza Zarrab'ın Türk devletini yönetenlerle geliştirdiği mali ilişkiler, FinCEN belgelerine dayandırılan şüpheli fon transferleri, kara para aklama ve rüşvet ağlarında da yer alıyor. FinCEN belgelerinde öne çıkan isimlerden biri de Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak oldu. Hazine ve Maliye Bakanı olmadan önce Çalık Holding CEO'su olan Berat Albayrak'ın bu şirket bünyesindeki aktif bank aracılığıyla kara para akladığı açığa çıktı. Deşifre edilen bilgilere göre Albayrak'ın bankası Ocak-Eylül 2016 arasında Zarrab'la bağlantılı olduğu belirlenen 24 şirket ve kişi için toplamda 133 milyon doları aşan 715 transfer yaptığı belgelere yansıdı.
Finsen kayıtlarına göre bankanın şüpheli para transferlerini aktardığı kişiler arasında Rıza Zarrab'ın kuryesi olmakla suçlanan Halil Akkaya, Murat Yılmaz, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın özel kalemi Onur Kaya ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler de yer alıyor. Belgelerde Albayrak'ın bankasının Zarrab ilişkilerinin yanı sıra Afganistan'da Taliban'a destek verdiği ve birçok porno sitesinin elde ettiği karşılıksız kara parayı transfer ettiği de belirlendi. Amerika'da ortaya çıkan belgeler önemli. 2500 belge ve Türkiye ile ilgili de çok ciddi meblağlarda kara para aklama meselesi var. Bunu gazeteci arkadaşımız Sait Sefa ile konuşacağız. Sait, yayınımıza hoş geldin. Sağ olun, iyi yayınlar. Doğrusu bu meseleyi de çok yakından takip eden gazeteci arkadaşlarımızdan birisin. Haberdar'da da, Medya DM'de de yaptığın yayınlarda zaman zaman bunları izliyoruz. Önce şuradan başlamak istiyorum. Bu belgelerin ortaya çıkması tesadüfi mi? Yani sıradan bir sızdırma girişimi mi, yoksa bilinçli bir yaklaşım mı var? Bunu kısaca yorumlasan, hemen ardından Türkiye başlığını konuşalım istiyorum. Tesadüf olamaz, çünkü 16 aylık bir çalışma. Yani 16 saatlik, 16 günlük bir çalışma değil, tesadüf olamaz. 16 aylık bir çalışma sonucu aslında bankaların bir yönüyle kendilerini aklamak için, bir yönüyle tabii, kendilerini aklamak için medya mensuplarına da pazarladıkları ya da işte ilettikleri dosyalar var. Bütün bu dosyaların hepsi araştırma dosyaları, 16 aylık bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Fakat politik olarak bakıldığı zaman da zamanlama açısından bize bazı ipuçlarını veriyor. O verdiği ipuçlarda nelerdir derseniz, Amerika'nın özellikle son 6-7 yıldan beri devam ede gelen Türkiye ile ilgili yoksulluk, kara para aklama ve İran ambargosunun delinmesiyle ilgili meseleleri, dosyaları işleme sokmakta pek de hevesli olmadığını hepimiz görmüştük. Reza Zarrab davasının neticelerini olumsuz olarak Türkiye'ye olacak olan ceza uygulamalarını bile henüz devreye sokmadılar. Bu da şunu gösteriyor sanırım, özellikle son dönemlerde Amerika'da bazı dengeler değişiyor. Biden'ın seçilme olasılığı çok daha fazla arttı. Biraz onunla ilgili de düşünebiliriz ama tesadüf değil tabii ki. Biden'ın asıl etkiler bu? Biden'ın çalışma ofisi olaylara bakış açısı olarak biraz daha Trump'tan farklı bakıyorlar. Ben Medya DM'de bu Serkan Kurtuluş haberini yaptığım zaman da özellikle o cenahtan gelen bazı e-mailler olmuştu. Onları değerlendirmiştim. Baktığımda şunu görüyorum. Biden eğer seçilirse Trump'ın Erdoğan yönetimiyle ilgili raflarda bekletmiş olduğu dosyaları aktive etmekte daha hevesli olduğunu görüyorum diyeyim. Öyle söyleyeyim. Evet, peki. İşin Türkiye boyutunu konuşalım istiyorum. 715 tespit edilen şimdiye kadar para aktarımı var. Bunların önemli bir kısmında Berat Albayrak'ın da adı geçiyor. Yani onun da CEO olduğu dönemde Aktif Bank'ta bu tür usulsüz işlemler yapılmış. Bir de Reza Zarrab'la ilgili bölüm var. Tabii bu arada bir de Reza Zarrab'ın kuryesi Amerika'da itiraflarda bulundu. Doğrusu bu belgeler aynı zamanda Türkiye'deki işte 2015'teki, 2013'teki yolsuzlukla ilgili tüm söylemlerin doğruluğunu bir kez daha ispatlıyor, öyle diyelim. Ne var o belgelerde kamuoyunun gözünden kaçırılan ya da Türkiye'de izlenmeyen, gözlenmeyen, bunun iktidara etkisi ne olur? 578'e yakın işlemden bahsediliyor. Bu 578 işlem banka üzerinden yapılan işlemlerden, döviz büroları üzerinden yapılan işlemler henüz dikkate alınmadı, konmadı. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Reza Zarrab'ın kullanmış olduğu, Türkiye içerisinde kullanmış olduğu hükümetle beraber ne kadar şirket varsa hepsi yer alıyor. Sadece Reza Zarrab olarak bakmamak lazım oraya. Bir ilişki ağları oluşturulmuş bir ağ var. Yani bir yolsuzluk ve şeyin ağı var. Tek bir şirket yok. Reza Zarrab'ın şirketleri yok sadece işin içerisinde. Ne kadar şirket varsa bütün bunlar, bu şirketlerin hepsinin işlem ağları ortaya dökülmüş. Yani işte Nergis şirket diye bir şirket var, Damla Döviz var, Simla Yayıncılık var. Bütün bunların hepsi, döviz var. Bütün bunların hepsini ele aldığınız zaman şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Döviz bürolarıyla birlikte, döviz şirketleriyle beraber maden şirketlerinin tamamı neredeyse bu yolsuzluk faaliyetlerinin içerisinde yer almışlar.
Bunların iki özelliği var. Özellikle maden şirketlerine bütün ruhsatları, işlemleri falan filan Erdoğan tarafından veriliyor. Ben bu yayına özel bir şey söyleyeyim size. Buyurun. 17-25 Aralık dosyalarıyla ilgili bu dosyalar ortaya çıktığı zaman iki önemli şey vardı. Birincisi deniyordu ki bu paralar Berat Albayrak üzerinden aklanıyor. İkincisi de yurt dışına kaçırılıyor. Aslında bunun da ispatı var orada. Çünkü 2014 Mart'ına kadar önemli ciddi oranda para trafiği, para transferi yapılmış yurt dışına. 31 Mart'a kadar, 2014 tarihine kadar yerel seçimler vardı, hatırlayın. O yerel seçimlerinin olduğu gün bile o 17-25 Aralık'ta ortaya çıkan paraların yurt dışına kaçırıldığını görebilirsiniz. Kara para olarak aklandığını görebilirsiniz bu belgede. O zaman deniyordu ya, eğer yerel seçimlerde çok düşük bir oy oranı çıkarsa bunlar kaçacaklar, parayı dışarıya kaçırıyorlar diye. Parayı o tarihler arasında dışarıya kaçırdıkları çok net görülüyor. Yani dava dosyaları başlamış, 17-25 Aralık dosyaları medyaya yansımış ve tam o süreçte de hızlı bir şekilde Çalık Holding kullanılarak, onun aktif bank kullanılarak para transfer yapılmış Berat Albayrak üzerinden. Bu yayına özel olarak söyleyeceğim şeyi de ifade edeyim. Çalık Yönetim Kurulu'nda benim arkadaşlarım vardı. Çalık'ta yönetim kurulunda benim arkadaşlarım vardı. İki arkadaşım vardı. Biri mühendis kökenliydi. İsimlerini şimdi vermeyeceğim çünkü başlarına ne gelir bilemiyorum. Bu iki arkadaşımın şahit olduğu bir olayı size söyleyeyim. O zaman ben haberdar da bunu haber yapamamıştım. Çünkü onlara, o haber kaynaklarıma büyük zarar gelecekti. Bunların yönetim kurulu toplantısı esnasında ya da şirkette bulundukları bir zamanda Berat Albayrak'la kardeşi Serhat Albayrak'ın organizasyonunda bavullarla dolar geldiğini söylemişti o zaman bu iki kişi bana. Ve bunlar şahit oluyorlar. Yani ben iki kişinin doğrudan şahit olduğum bir haberi ilk defa sizin programınızda açıklamış olayım. Peki bu sizin kaynakla ilgili bir bilgi var mı? O bavullarla gelen paranın kaynağına ilişkin Reza Zarrab mı, yoksa başka bir ilişki mi? Tamamen 17-25 Aralık olayından bir ya da bir hafta ya da 10 gün sonrasından bahsediyorum. Paraların aklanmaya başlandığı, kaçırılmaya başlandığı o dönemden bahsediyorum. Daha yeni 25 Aralık dosyası ortaya çıkmıştı. Sanırım 10 gün sonra, en fazla 10 gün sonra olan bir hadiseden bahsediyorum. Şöyle diyebiliriz, yani o Erdoğan'ın sıfırlayın dediği paraları oraya taşmışlar. Sadece sıfırlayın dediği paralar değil, evdeki paralar değil. Şirketlerde olan, diğer yerlerde olan, aracı olarak kullanılan şirketlerde nakit olarak nerede para varsa bütün bu paraların hepsi Çalık Holding üzerinden temizleniyor. Ve bunlar da böyle fiziki olarak bavulların içerisinde getiriliyor. O Reza Zarrab'ın da dizmiş olduğu balya balyalar var ya, o balya balya dolarların hepsi Çalık Holding'e getiriliyor. Ve o gün şirkette bulunanlardan, o akşam şirkette bulunanlardan, bu olaya şahit olanlardan hepsi 6 ay içerisinde Çalık Holding'den uzaklaştırıldılar. Bu olaya şahit olanlar, görenler, edenler, giriş çıkışlara bakanlar, bu olayın içerisinde bir şekilde şahit olan kim var kim yok, hepsi de Çalık Holding'den uzaklaştırıldı. Çalık Holding'le ilgili de yine size ilk defa bu programda bir şey açıklamış olayım. Sanırım yine 2000, hafızam beni yanıltmıyorsa, 2006-2007 yıllarında ATV'nin devri söz konusuydu ve Ahmet Çalık ATV'yi satın alacak. Daha doğrusu ihaleyle satın alacaktı. O zaman Ahmet Çalık'ın bu parayı nereden bulduğu, ne yaptığı, ne ettiği konuşulurken ve ATV'yi devralıp almayacağı konuşulurken Ankara'da bir ortamda ben bizzat Ahmet Çalık'a bunu sordum. Ahmet Çalık'ın kendisine ATV'nin alımını ve alımla ilgili durumu ne olduğunu sorduğumda Ahmet Çalık'ın rahatsızlığını gördüm. Doğrudan Erdoğan'ın bunu kendisinden istediğini, kendi gücünün buna yetmediğini, kendisinin paravan olarak kullanıldığını ve Berat Albayrak'ın da işte o zaman CEO olarak atanma durumu olduğunu ve bundan da rahatsızlığını Çalık söylemişti o zaman. Yani Çalık gibi insanlar aslında bir yönüyle Erdoğan'ın sadece paravan olduklarını o dönemden itibaren biliyorlardı. Menfaatleri söz konusuydu, beraber iş yapmaları söz konusuydu. Bütün bunları da kendi menfaatlerini de kaybetmemek üzere Erdoğan'ın kendilerinden taleplerini yerine getiriyorlardı o zaman. Ve daha o zamandan şikayetini söylüyordu. Aslında Çalık Holding şeyi almıyordu, ATV'yi almıyordu. Erdoğan alıyordu ATV'yi. Ve Berat Albayrak'ı Erdoğan oraya CEO olarak yerleştirmeyi düşünüyordu o zamandan beri. Ve Çalık kendisi bile, şirketin sahibi bile bir paravan olduğunu kabul edip bundan şikayetlerini anlatıyordu ta o zamanlar. Peki, şimdi bunlar Çalık Holding, Aktif Bank, dolayısıyla baktığınız zaman arada bir şirket gibi düşünmeyin. Bizzat Erdoğan'ın, Berat Albayrak'ın yönettiği ve bütün para transferlerini de onların üzerinden yaptıkları net bir şekilde görülüyor. Peki. Bunları biz biliyoruz.
o biliyor, bu biliyor da işte Amerika'sı olsun, bu su falanı filanı bilmiyor mu derseniz, işte bildikleri de ortaya çıkıyor zaten. Bunları şimdi piyasaya sürüyorlar. Peki, bu tabloyu yaratan kişiyi getirip hazine ve maliyeden sorumlu bakan yapmışlar. Çok kısa yanıtlamanı isteyeceğim, zamanı verimli kullanma adına da. Bu söz konusu paranın miktarına ilişkin açığa çıkan, belgelenen paranın miktarına ilişkin, komisyonuna ilişkin bir miktar verebilmek mümkün mü? İkincisi, bu belgelerin ileride bir yaptırıma dönüşmesine ilişkin ne denebilir? Bunu sorayım ve bununla bitirelim istiyorum. Kara para aklama olayıyla ilgili şimdi 578 tane işlem var ve bu işlemlerden sadece bazıları anlatılıyor ve her bazı işlemlerin işte 30 milyon dolar, 40 milyon dolar, 20 milyon dolara bulan işlemler olduğu söyleniyor. Önemli bir nokta var. O da Taliban'ın mesela diyelim ki şöyle bir durum takip edilmiş. Bazı porno sitelerine, siteleri üzerinden aklanmış para. Yani onların sahipleriyle görüşülmüş, yanlış işlemler yapılmış ve bunlara geliyormuş gibi yapılmış. Bunlar kullanılmış. Bahis siteleri açılmış. Fake bahis siteleri, yani aslında var olmayan bahis siteleri açılmış. Onun üzerinden aklanılmış. Yani sadece kara para aklama yok. Bunların kendilerinin savunmuş olduğu, her ne kadar ahlaki, tırnak içerisinde söylüyorum, ahlaki ve dini değer dedikleri ne varsa bu kara para aklama içerisinde, hırsızlık içerisinde yapmışlar. Bir diğer nokta da şu, sanırım Velat diye bir şey, bir firma, şirket, onu kullanıyorlar, Vatan yani. Bu şirketi kullanıyorlar, Afganistan kökenli bir şirket gibi görünse de bu şirketin sahipleri Litvanyalı ve bunların her ikisi de uyuşturucu taciri, uyuşturucu baronu olarak bilinen insanlar. Ve bu insanların şirketleri üzerinden kullanılmış olan bazı paralar var. Bu aynı zamanda kara para aklamayla birlikte uyuşturucu, narko ekonominin de alanına giren bir durum. Bana öyle geliyor ki ileriki dönemlerde özellikle narko ekonomiyle ilgili de Berat Albayrak'ın ve çevresinin bulaşmış olduğu bu kara para aklama işinde izleri ortaya çıkacaktır. O dosyalar ortaya çıkacaktır. Bunun etkisi çok daha fazla olur. Vatan şirketini neden örnek verdim? Velat'ı neden örnek verdim? Afganistan'daki o şirketi, Fars kökenli şirket gibi görünen. O da cihadistlere özellikle yardım eden bir şirket gibi. Pakistan, Hindistan, Afganistan, o bölgedeki cihadistler, Taliban'ın yönetiminde olan bütün cihadistleri sponsoru olabilecek olan şirketler ve para trafiği orada ortaya giriyor. Yani bir taraftan bu para trafiği sadece şeyi ilgilendirmiyor, İran ambargosunu ilgilendirmiyor. Bu para trafiğinin seyrine baktığınız zaman önümüze cihatçıların o desteği de çıkmış oluyor ki zaten AKP yönetiminin en çok eleştirildiği noktalardan bir tanesi budur. Amerika'da bekleyen dosyalardan bir tanesi de İhvan-ı Müslim'in örgütlü ya da türevli olan bütün bu yapıların terör örgütü olarak kabul edilmesidir ki o zaman bunun finansörü doğrudan Erdoğan yönetimi olmuş olacak. Bir diğeri de uyuşturucu trafiğidir. Dolayısıyla bu yaptırımlar söz konusu olduğu zaman Türkiye'ye yönelik, Erdoğan yönetimine yönelik yaptırımlar söz konusu olduğunda sadece bir açıdan değil birkaç açıdan yaptırımlar gelecek diye görülebilir. Yani Erdoğan ve Berat Albayrak'ı ve onların ekibini bir bütün olarak önümüzdeki dönemde zor günler de bekliyor diyebiliriz. Sait, ben zaman ayırdın, emek verdin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet, sırada bu kez Türk MİT'inin Avrupa'daki faaliyetleri var. Bu konuyu Avukat Mehmet Kılıç'la konuşmadan önce bir dosyamız var. Kısa bir dosya, birlikte izleyelim. Hemen ardından konuğumuzla konuşacağız. Almanya Federal Hükümeti, Almanya'daki casusluk faaliyetlerini soran Federal Milletvekili Benjamin Strasser'a, Almanya'da casusluk, yabancı devletlerin etki altına alma faaliyeti ve gizli istihbarat çalışmaları tehlikeli boyutlara ulaştığı yanıtını verdi. Alman haber portalı Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan Strasser, MIT'in Almanya'yı hedef ülke seçtiğini ve burada sadece istihbarat toplamakla sınırlı kalmadığını dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda D-Link'e'da federal hükümete MIT bağlantılı istihbarat ve casusluk faaliyetlerine ilişkin soru önergesi vermişti. D-Link'in soru önergesine verilen yanıtta ise Türk ırkçıların MIT'le ilişkisine vurgu yapılmış ve Türkiye'de yönetim kademesindeki bazı kişilerin Almanya'da ülkücülerle görüşmelerde bulunduğu, bu ilişkilerin istihbarat toplama için kullanılıyor olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedilmişti. Basına yansıyan haberler Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde MIT'in aktifleştiği, ajan faaliyetlerini arttırdığı yönünde. Avusturya'da Kürt siyasetçi Berivan Aslan'a dönük suikast talimatı aldığını belirten Feyyaz Öztürk adlı bir ajanın itirafları da basına yansıdı.
En son gelişme ise İsveç'te yaşayan Nordic Monitor adlı İngilizce sitenin genel yayın yönetmeni Abdullah Bozkurt'un saldırıya uğraması oldu. Daha önce de tehdit edildiğini belirten Bozkurt, saldırganların Erdoğan iktidarının uygulamalarına dönük eleştirileri nedeniyle hedefe konulduğunu anlattı. MIT'in Avrupa'daki faaliyetlerini artırmasıyla eş zamanlı olarak Almanya'da Kürdistanlı siyasetçiler aleyhine açılan davalarda da artış gözlenmeye başladı. Bu davaların bir kısmında Alman yargısının Türk devletini aratmayan gerekçelerle Kürdistanlıları yargılamaya devam ettiği dikkat çekti. Almanya'nın Bayern eyaletine bağlı Oysburg kentinde yaşayan Kürdistanlı Yılmaz Acil, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından katıldığı etkinliklerde çiçek aldığı, temizlik yaptığı, çöpleri attığı için PKK üyesi olarak gösterildi ve tutuklanarak cezaevine konuldu. Tümüyle yasal ve izinli etkinliklere katılan Acil'in Seyit Rıza bayrağı taşıması, Dersim katliamı anmalarında yer alması, taziyelere katılması, hatta HDP'li milletvekilleriyle görüşmesi bile suç kapsamında değerlendirildi. Avukat Mehmet Kılıç, Almanya Yeşiller eski milletvekili, Yeşiller Partisi eski milletvekili, kendisi de bu konuyla ilgili tehdit alanlardan biriydi zamanında. Kendisi Skype hattımızda. Sayın Mehmet Kılıç, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Sesinizi alamıyorum. Kulaklık kullanıyorum. Peki, şimdi geldi. Şimdi geldi. Geldim. Peki. Evet. Tekrar İyi günler dilerim Fehim Bey. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Uzun zaman önce siz de benzer bir tehdit almıştınız. Bu konuyla ilgili hatta hakkınızda Türkiye'de yakalama kararı da çıkmıştı. Ama o günden bugüne sanki çok daha fazla örgütlendi. Siz Erdoğan'ın Almanya'da istihbaratını örgütlediğini, yeni örgütler oluşturduğunu söylüyordunuz. Bugünkü durum çok daha ileri noktaya geldi herhalde. Nedir bu konuyla ilgili görüşünüz bunu? Açıklayarak doğrusu başlamanızı istiyorum. Yani biraz anlayalım diye. Memnuniyetle. Biz hem bu konularla alakalı siyasetçiler olarak hem de ülkelerin güvenlik birimleri bu konuda uzun süredir tedirgindirler. Çünkü Türkiye'nin hakikaten bu konudaki aktiviteleri arttı. O da Türkiye'deki 2014 Nisan ayında yürürlüğe koydukları MIT yasasıyla alakalı bir konu olabilir. Daha öncesinde de mutlaka faaliyetler vardı ama o yasa ile iki şeyi yaptılar. Bir tanesi MIT'i siyasi parlamentonun kontrolünden çıkardılar. İkincisi ise Sayıştay'ın kontrolünden çıkardılar. Ve ayrıca yurt dışında operatif işlem yapma yetkisi verdiler. Bu da geriye yönelik şuydu. Çünkü 19 Ocak 2014'te MIT tırları yakalanmıştı. Suriye'ye doğru silah götüren MIT tırları yakalanmıştı. Bu ortaya çıktıktan sonra devlet sırrımızı ifşa ettiniz dediler, ağlaştılar. Onun üzerine geriye yönelik neredeyse bir yasa çıkardılar. Bununla da yurt dışında operasyon yapma arzuları doğdu. Ama bunların hepsinin arkasına dönüp bakarsanız aslında iki diziyle açıklamak mümkün. Bir tanesi Kurtlar Vadisi, bir tanesi Ertuğrul Diriliş. Yani mafya ile yeni Osmanlıcılığı bir araya harmanladılar. Böyle bir maceraya girdiler. Müslüman kardeşler mücahitmiş gibi başladılar. Mısır'dan Sudan'a, Türkiye'den Libya'ya müteahhit olarak iflas ettiler. Müteahhitliktir bunun arkasındaki bütün projeleri. Sadece halkı öne sürerler. Bakınız Kobane kuşatmasında da düştü düşecek diyen beyefendinin ikinci cümlesi suydu. Oradaki o yıkılan binaları kim inşa edecek diyordu. Bizim müteahhitlerimiz iş yapacak diyordu. Kafalarında bir müteahhitlik var. İşin Avrupa boyutuna tekrar gelirsek, yani o yaşanmışlıklardan Avrupa'ya dönük ilgiyi ve buralarda tutup insanları suikastla öldürmeye kadar giden noktaları nasıl izah etmek gerekir? Şöyle bir durum, özellikle Kürt kadınlara yönelik bir hınç var. Çünkü Kobani'de özellikle kadın direnişçiler, bunların dünyanın her yerinden topladıkları psikopat cihatçıları
döve döve kovaladılar. Kuyruklarını kıstırarak şeflerinin yanlarına kaçmak zorunda kaldılar. Bunun için bir hıç var. Öbür taraftan ise Avrupa'da bu konuda bilinçli olan insanlar, yani IŞİD'in karşısında yer alan insanlar buradaki kamuoyunu etkileyebiliyorlar. Onları sindirmeye çalışıyorlar. Berivan Aslan Hanım'a yönelik bir tehdit söz konusu. Orada gene Efgani Dönmez eski milletvekili ona yönelik, Gerhard Pils ona yönelik, Almanya'da Profesör Burak Çopur tehdit ediliyor bunlarla. Ve bu biraz geriye de gidiyor. 3 yıl önce Federal Kriminal Dairesi'nin başkanına bir liste veriyor Türkiye'deki makamlar. 300 kişi ve derneği gözetlediklerini, onların faaliyetlerin durdurulması, bir kısmının Türkiye'ye gönderilmesi arzularını dile getiriyorlar. Evet. Bunun üzerine buradaki makamlar dediler ki, burada insanlar tehlikede, yani AKP'nin sevmediği insanlar tehlikede, hatta bir kısmını da koruma altına aldı Almanya, buna mecbur kaldı. Çünkü Almanya'da, sadece Almanya'da 6 bina 8 bin civarında muhbiri olduğu ortaya çıktı MIT'in. Yani bunların hepsi birebir çalışan değil ama bir kısmı bilgi götürüp getiren. Ben 2 yıl önce Dr. Erich Böhm-Schmidbaum ile bir program yapmıştım SVR'de. Orada bunu da dile getirdi kendisi. Hakikaten bu kadar çok sayıda muhbirin olduğu ve burada yaşayan insanları tehdit ettikleri ortaya çıktı. Ve bir noktayı daha anarsam işin vehameti ortaya çıkar. 11 Kasım 2014 tarihinde Alman Başsavcısı 3 tane Türkiye kökenli insana tutuklama kararı çıkardı. Ve bunlar Almanya'ya 17 Aralık 2014 Frankfurt Havalimanı'na indiklerinde tutuklandılar. Evet. Bir tanesinin ismi Muhammed Taha Gergerlioğlu'ydu. Bu zamanın başbakanı Erdoğan'ın danışmanıydı. Ve o noktada tekrar üstünü kapattı Almanya. Kapatmak zorunda kaldı belki de. Aralarında belli pazarlıklar dönüyor. İşte Türkiye bu tarafı IŞİD'çilerle tehdit ediyor. Sığınmacı gönderirim diye tehdit ediyor. Bu tür gelişmeler söz konusu. Evet. Şimdi de gelinen noktada görülüyor ki artık tehdit boyutu genişlemiş. Said Sefa Bey Arjantin cezaevinde Serkan Kurtuluş ile haftalar öncesinde konuştu. O itiraflarda bulundu. 3 yıl önce Hamburg'da Mehmet Fatih S. isminde bir MIT ajanı itirafçı oldu. İhbar edildiği için kendi taraftarları tarafından itirafçı oldu ve MIT'e çalıştığını itiraf etti. İçlerinde Sakine Cansız'ın da olduğu 3 Kürt aktivist Fransa'da vurulmuşlardı. Fransa bugüne kadar bu işin arkasında hala MIT olduğunu tahmin ediyor. Ancak o sanık cezaevinde öldüğü için işin üstüne gidilemedi maalesef. Peki şunu sorarak doğrusu değerlendirmenizi alarak bitirmek de istiyorum. Bir çelişkiye de dikkat çekmek istiyorum. Bir taraftan çok ciddi MIT örgütlenmesi Avrupa'da, özellikle Almanya'da. Ama diğer taraftan da işte bu son örnekte Yılmaz Acil'de gördüğümüz gibi Kürt siyasetçilere dönük de Türkiye'deki mahkemeleri aratmayan uyduruk ya da absürt deliller üzerinden yargılamalar yapılıyor. Yani düşünün, Yılmaz Acil'e HDP'li milletvekilleriyle konuşması suç olarak yansıtılmış ya da Seyit Rıza resmini eylemlerde taşıması ve bunun üzerinden de PKK'lilikle PKK üyesi olmakla değerlendirilerek hapse konulmuş. Şimdi bir taraftan MIT Avrupa'da bu faaliyetleri yürütüyor, onlara dönük dosyalar gizleniyor ama diğer taraftan Kürt siyasetçilere de Türkiye'yi aratmayan suçlamalarla yöneliyorlar. Yani bu bir çelişki değil mi? Avrupa'nın, özellikle Almanya'nın bu tutumunu nasıl değerlendirmek gerekir? Fransa ile ilgili de benzer tutumu, 3 Kürt kadınının katledilmesi de gördük doğrusu. Adeta dosya ölüme kadar durduruldu. Ölümden sonra da kapatıldı. Değerli Fehim Bey, ben ya çeşitli siyasiler, güvenlik uzmanlarıyla yaptığım görüşmelerden edindiğim puzzle parçalarını bir araya koyduğumda benim için şu resim meydana geliyor. Aslında
ne Almanya ne Fransa çok saf bir şekilde bu işin üstüne gitmiyorlar. Yani asıl tehdidin Türkiye'deki Müslüman kardeşler olduğunu görüyorlar. Ancak sanırım şöyle bir zamana oynuyorlar. Diyorlar ki Türkiye'deki Müslüman kardeşler içeride ekonomiyi, dışarıda diplomasiyi bitirdiler ve iflas ettiler. Şimdi müflis müteahhit olarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bunların düşmesi an meselesi olabilir. O halde bunlarla çatışmaya girmek yerine biraz zamana oynayabilir miyiz? Bu çerçevede de onların baskılarıyla Almanya'da daha çok işi de zamanıyla karşı koymuş insanlara yönelik birkaç operasyon yapıyorlar. Hatta mahkeme açıyorlar, hatta hapis cezaları veriyorlar, dernek kapatıyorlar. Bununla Türkiye'deki hırçın Müslüman kardeşleri kısa süreli sakinleştirmeye çalışıyorlar ve yakın zamanda çökeceklerini umuyorlar. Bu çöktüğünde ise çok daha fazlasını kazanacak bu ülkeler. Neden biliyor musunuz? Türkiye 2008 yılında bir varlık barışı yasası çıkardı. Sırf 6 aylığına. Evet. Ve bununla dedi ki yurt dışında olan paranızı, altınınızı Türkiye'ye getirin. 15 gün içinde getirdim deyin. Ben kaynağını sormayacağım. İster uyuşturucudan kazanmış olun, ister silah ticaretinden, kadın ticareti. Sormuyorum. %2 vergi veriyorsunuz. Yok dünyada böyle bir şey. Ve o kara paralar geldi Türkiye'ye. Ve o yasa bugüne kadar hala yürürlükte. Her 6 ayda bir uzatıldı. O paralar orada yıkandı. Ancak Türkiye güvenli bir ülke olmadığı için o paralar tekrar çıktı. Almanya'ya, Avrupa'ya temiz para olarak döndü. Kir Türkiye'de kaldı. Ve Müslüman kardeşler bir gün çöktüğünde, yargılandıklarında o yurt dışına kaçırdıkları, hani yıkayıp da yurt dışına kaçırdıkları paralar onlara da el koyacaklar. Kaddafi'nin paraları nerede kaldı? Nerede Kaddafi'nin paraları? Nerede Müslüman kardeşlerin parası diyecekler? Yani özetle Türkiye göz yummaları sonuçta Avrupa'nın kendi ekonomik çıkarlarıyla mı ilgili? Evet, hem ekonomik hem güvenlik çıkarlarıyla ilgili. Güvenlik sığınmacılar... nasıl sonuçta onlar risk olarak geri dönmeyecek mi Avrupa'ya? Çünkü Avrupa üye Erdoğan'ın mevcut çeteler üzerinden tehdit ettiğine dair duyumlar da aldık. Doğrudur ama... Almanya zamanı uğrayarak insanın doğasından yararlanmaya çalışıyor örneğin. Bakınız bu sığınmacı anlaşması olmasaydı o 4 milyon işlerinde ciddi ölçüde çeteci unsurların, İslamist unsurların da bulunduğu o kişiler bugün Avrupa'da olacaklardı. Belki 2 milyon daha fazla Avrupa'da olacaklar. Ama öyle bir anlaşmayla 3,5 milyar verdiler, gerisini henüz vermediler. O insanlar orada tuttular. İnsanın doğasıdır. Kaldığı yerle yerleşir. Ve o insanların birçoğu Türkiye'de yer edindiler. Oraya yerleştiler. Çocuklar okula gittiler. Dili öğrendiler. Türkçe öğrendiler. Bir daha bu tarafa gelmeleri daha zor olur diye düşünüyorum. Onun için zamana oynuyorlar. Ama ben katılıyorum. Zaman her şeyin ilacı bu alanda değil. O insanların bir kısmı dahi tekrar Avrupa'ya döndüğünde, Türkiye'nin ekonomisi çöktüğünde burada çok daha ciddi bir tehdit olacaklar. Vaktiyle Müslüman kardeşlere göz açtırmamak gerekirdi. Peki, tam zararın neresinden dönülse kârdır. Tüm bunları yaparken aynı zamanda Kürt düşmanlığı üzerinden Erdoğan'a destek vermeleri nasıl izah edilebilir? Sonuçta Kürtler Avrupa'da da ülkede de en nihayetinde şiddete bulaşmadan demokratik yaşamı, özgür yaşamı tasavvur ederek örgütleniyorlar. Ama DAEŞ'e karışmayanlar, işte karışmayanlar Kürtlere yöneliyorlar. Bu nasıl izah edilebilir? Bu da son sorum olsun. Mümkünse kısaca. Ben orada Fehim Bey, kendimizde de onu çok hissediyorum. Yani biz Avrupa'dan çok şey beklediğimiz için hayal kırıklığımız yüksek oluyor diye düşünüyorum. Onu çok beklemezsek ve benim tavsiyem Avrupa'daki siyasi kurumlarla, kuruluşlarla, güvenlik birimleriyle çatışmadan siyasetimizi yürütürsek Müslüman kardeşlerin ve IŞİD destekçilerinin daha çabuk zamanda çökmelerini sağlayabiliriz. Onun için her şeye rağmen biz umudumuzu yitirmeyelim. Avrupa'nın demokratik kamuoyuna inanalım. Bildiklerimizi barışçı bir şekilde dile getirelim. Yakın zamanda çökecekler, hep birlikte göreceğiz. Peki, sonuç itibariyle göreceğimiz o. Biz Avrupa'daki veya dünyadaki demokratik kamuoyuna güveneceğiz. Devletlerin dini, imanı, vicdanı yok. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Sağ olun, zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız.
Memnuniyetler dilerim efendim. Sırada haftanın köşeleri var. İki köşe ayırdık. İlk köşemiz Yeni Özgür Politika gazetesinden Ziya Ulusoy yazmış. Faşizmin kara mizahı. Erdoğan faşizminin fikirsel sefaleti kadrolarını iktidar olanağından yararlanarak eğitimli kesimlerden çoğalttığı gerçeğiyle asla çelişmez. Fakat diktatöre biat, politik İslamcı ve Türkçü ideolojik bağnazlık, gözü dönük azami kar sağlama amacı faşizmin fikirsel sefaletini her gün üretiyor. Yoğun demagoji yalanla birleşiyor. Goebbels'in bir yalanı ne kadar çok ve her gün tekrarlarsan inandıramayacağın kitle yoktur, kötü ünlü kuralını izliyor. Faşizmin kara mizahına dönüşüyor. Son kaba örneği diktatörün ağzından dile geldi. Faşist şef, kapitalist dünyaya örnek olarak kalkınma ve demokraside Türkiye modelini ilan etti. İlanı AKP genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığına göre diktatör demek ki parti kadrolarına ve kitlelere bu kara mizah örneğiyle sesleniyor, kadrolarının da böyle seslenmesini istiyor. Örnek demokrasi modeline gelince diktatör yine Batı emperyalizmle kıyaslama içinde sunarak milliyetçi gururu okşuyor, Erdoğan faşizmini demokrasi örneği olarak yüceltiyor. Oysa Erdoğan'ın seleflerinden önemli farkı yeni Osmancılıkla ve övünç kaynağı askeri sanayiye dayanarak sömürgeci savaşlar yürütmeyi esas almasıdır. Demokrasiye gelince, yalnızca 2015'ten beri Erdoğan faşizminin yaptıkları ve amacı en küçük demokratik hakkın katledildiğinin resmidir. Faşist saray diktatörlüğü Kürt özgürlük mücadelesini soykırımcı saldırılar, işgalci ve ilhakçı savaşlarla ezmeye girişerek devrimci ve demokratik parti, kitle örgütleri ve güçlerini polis terörü, yasak ve zindanla tasfiye etmeyi hedefleyerek faşist şeflik rejimini kurmayı amaçlıyor. Hitler, Mussolini faşizmleri, dünya halkları ve sosyalist güçlerince köle rejimi kuran IŞİD Rojava devrimi güçlerince nasıl ki yenilgiye uğratılarak demokrasi kazanıldıysa Erdoğan faşizmi de ancak yenilgiye uğratılarak demokrasi kazanılacaktır. Saray diktatörlüğü her şeyi kontrolüne almaktan bıkmıyor. En son trolleri bile bunun için resmileştirdi. Fatih Polat Evrensel Gazetesi'nde onu yazmış. İletişim bitti, propaganda verelim. Birlikte bakalım. Geçtiğimiz ayın sonunda resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle emniyet bünyesinde doğrudan merkeze bağlı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nün kurulmasının ardından şimdi de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi kuruldu. Bitmeyen bir tehdit algısıyla sürekli bir tahkimat. Bu kapsamda 19 ilde de doğrudan merkeze bağlı bölge müdürlükleri kurulacak. Yani pandemi döneminde tanesi 50 kuruş ila 1 lira arasında satılan bir maskeyi bile vaat ettiği halde vatandaşına dağıtamayan devlet, şimdi çok sayıda personelin görev alacağı bu merkez için ciddi bir bütçe ayıracak. Halk sağlığı karşısında mali açıdan bu kadar ketumken, iktidar adına iletişim alanının denetlenmesi üzerine kurulu bu yapı için para muslukları sonuna kadar açılacak. Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi tedirginliğin yol verdiği bir korku bulvarında kuruluyor. Türkiye'de medya alanındaki mülkiyet yapısı çok büyük oranda iktidar medyası olarak inşa edilmiş olsa da bu denetimin dışındaki basın organlarının toplam etkisi hala iktidarın canı sıkacak düzeyde. Uluslararası basın kurumlarının Türkiye bölümlerinin iktidar gönyesinin dışında yayın yapıyor oluşu da SETA raporuyla yansıdığı gibi bir tehdit alanı olarak görülüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı bir yapı olan Basın İlan Kurumu da Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi'nin hedeflerini hayata geçirmesi için ciddi bir destek sağlayacak. Özetle yeni rejim bize şunu söylüyor: artık iletişim bitti, propaganda verelim. Benim istemediğim bir habercilik benim için bir mühimmat hükmündedir. Halkın haber alma hakkı ve muhalefetin sesini duyurabilme olanakları bakımından hiç kolay bir dönemde değildik. Artık belli ki daha da zor olacak. Biz dik durmaya devam ederiz, ancak bu yetmez. Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır ama bu kendiliğinden olmaz. Gerçeğin ne kadar sahibi varsa o kadar da sesi olur. Medya manşette Erdoğan diktatörlüğünün yolsuzluklarını, hırsızlıklarını, diğer taraftan Avrupa'ya dönük tehditlerini, çeteci faaliyetlerini konuştuk. Yeni medya manşetlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.